Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda ne yapacağız Tarık Hoca ile? Bu videomuzda öğrencilerin bana çok sorduğu bir nokta var. O da şu, hocam 2019-2020'de hangi konudan hangi sorular geldi? Ve 2021'de karşımıza hangi sorular gelecek hocam? Hangi konudan hangi sorular gelecek TYT Türkçe'de? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağız biz. <laughs> 2019'da hangi konulardan hangi sorular gelmiş? 2020'de? Kaç tane soru gelmiş? Ve 2021'de tahmini bir arkadaşlar e, soru sayısında bulunacağız. Şimdi konu dağılımları neler arkadaşlar? Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yani anlam bilgisi. Türkçe'de, TYT'de her zaman en fazla sorunun geldiği noktadır. Yani anlam bilgisi soruları arkadaşlar. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf. 30'un üstünde soru geliyor. Zaten kaç tane sorumuz var arkadaşlar? 40 tane sorumuz var. Mesela sözcükte anlam. 2019'da 3 tane soru gelmiş 2020'de 4 tane soru gelmiş arkadaşlar büyük bir ihtimalle 2021'de de yani bu sene gireceğiniz TYT'de de 3 e, maksimum 4 tane soru gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim 3 ya da 4 e, soru olarak çıkacak karşımıza. Cümlede anlam e, cümlede anlam da yine arkadaşlar e, büyük bir ihtimalle 3 soru olarak çıkacak karşımıza hem sözcükte anlam hem cümlede anlam 3 soru olarak karşımıza Çıkacak. Ee, onu söyleyeyim. Sözcük anlam soruları da genelde arkadaşlar şu şekilde geliyor. Ee, bir sözcüğün altı çiziliyor bir cümlede ya da bir paragrafta. Bunun bize anlamı soruluyor. Ya da e, mecazla ilgili e, soru gelebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sözcüğün altı çizilir, anlam sorulur. Mecaz mı değil mi bu sorulabilir arkadaşlar. Cümlede anlamda da genelde paragraf şeklinde geliyor. E, numaralandırılmış cümleler oluyor. Bu numaralandırılmış cümleler üzerinden genelde arkadaşlar sorular soruluyor. Paragraf. Arkadaşlar geçen sene çok fazla paragrafta zorlandı öğrenciler. İşte hocam paragraflar yapamadık. Paragraflar çok zordu. Şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Paragraftan soru çözmezsek biz bu işi halledemeyiz. Çünkü paragrafta ondan fazla farklı soru tipi var. Bizim bu soru tiplerini görmemiz lazım. Çözmemiz lazım. Paragrafta yapı nasıl çözülür? Ana düşünce nasıl çözülür? Yardımcı düşünce nasıl çözülür? Bizim bunlarla ilgili önce test çözmemiz lazım. Yoksa bize paragraf her zaman zor gelir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gelecek olan soru sayısı nedir? E tahmini yine 20 ile 25 arasında. Geçen mesela 2019'da 21 gelmiş. 2020'de 25 gelmiş. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle yine 20 ile 25 arasında gelecek. Yani biz buna 23 diyebiliriz bir ortalama alırsak ama 20-25 arasında kesin bir paragraf sorusu var. Anlatım biçimleri, hani bu e, betimleme Öyküleme, tartışma, açıklama var ya arkadaşlar. 2019'da bir tane gelmiş, 2020'de bir tane gelmiş. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar, 2021'de de ben bir tane soru bekliyorum bununla ilgili. <laughs> yazım ve noktalama. Arkadaşlar, artık bizde fix oldu. Yani her sene iki tane yazım, iki tane noktalama neredeyse karşımıza çıkıyor büyük bir ihtimalle arkadaşlar büyük bir ihtimalle yazım ve noktalamadan olan gelecek olan soru sayısı 2 yazım 2 noktalama büyük bir ihtimalle bu şu da olabilir belki noktalamadan bir soru eksik sorulabilir belki yazımdan bir soru eksik sorulabilir 4 soru olmayabilir belki 3 soru olabilir ama dediğim gibi 4 soru gelme ihtimali çok daha yüksek 2 yazım 2 noktalama şeklinde. Ses bilgisi arkadaşlar 2019'da bir tane sorulmuş. 2020'de sorulmamış. Ama ben şunu çok e, önemsiyorum. 2020'de sorulmadı diye, 2021'de sorulmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben ses bilgisinden bu sene bir tane soru bekliyorum arkadaşlar. Bakın bir tane soru bekliyorum onu da söyleyeyim size. E, ses bilgisini göz ardı etmeyin. Bence çalışın arkadaşlar. Sözcük türleri, hani bu isim, sıfat, zamir, zarf, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları. 2019'da iki tane soru gelmiş arkadaşlar. 2020'de bir tane soru gelmiş. Benim tahminim de bir ya da iki olması yönüyle. Yani bir tamlama sorulabilir. Mesela sıfat tamlaması, isim tamlaması son zamanlarda çok soruluyor. Bir isim tamlaması, bir sıfat tamlaması, karması sorulabilir. Hangi hangi tamlama, hangi söz grubu diğerlerinden farkıdır şeklinde. Ben bir tane sözcük türlerinden soru bekliyorum. Dediğim gibi sözcük türlerinden arkadaşlar 2019'da iki, 2020'de bir, ben de yine arkadaşlar bu yıl bir ya da iki soru bekliyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tekrarlıyorum. Tamlama sorusu olabilir, isim tamlaması, sıfat tamlaması. Cümle ögeleri yine bizim fix sorulan konularımızdan biri yani her sene sorulur. Ee, 2019'da bir tane sorulmuş, 2020'de bir tane sorulmuş. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar bu sene bir tane cümle ögeleri sorusuyla karşılaşacağız. Ekler arkadaşlar enteresan. 2019'da iki tane ek sorusu vardı. Yani 2019'da iki tane 2020'de sorulmadı. Ama ben üstünde basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bu ek kök yani sözcüğün yapısı. Ek demişim burada ama siz onu sözcüğün yapısı olarak değerlendirin. Sözcüğün yapısından ben bu sene bir tane soru bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani ek olabilir, kök olabilir. Sözcüğün yapısından bir tane soru bekliyorum. Karma dil bilgisi. Hani böyle bir şiir verip, bir parça verip tüm dil bilgisini soruyorlar. işte sıfatından, zamirinden, e, isim tamlamasından, fiil çatısından, e, fiil imsiden, hepsinden soru soruyorlar. Yaklaşık i̇şte karma değil bilgisi buna biz. 2019'da iki tane gelmiş. 2020'de bir tane gelmiş. Benim tahminim arkadaşlar karma dil bilgisinden bir ya da iki soru şeklinde. Maksimum iki soru olabilir burada. Fiilde çatı ya da fiil ya da fiilimsi. Arkadaşlar e, fiilde çatıyla ve fiille ilgili arkadaşlar soru 2019'da ve 2020'de yok. 2021'de de gelmeyebilir. Ben buraya bir çizgi çektim. Gelmeyebilir. Ama bir ihtimal. Şuraya bir yazdım. Özellikle fiil çatısı ile ilgili arkadaşlar. Belki fiil çatısı ile ilgili soru gelebilir. Gençler buna dikkat edin. Fiil çatısına. Dediğim gibi 2 yıldır sorulmuyor. 2019'da yok. 2020'de yok. Ama 2021'de gelmeyecek diye bir şey söylemek pek doğru olmaz. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şurada baktığımız zaman. 3 soru cümlede anlam, 3 soru sözcükte anlam, cümlede anlam. 22 ile 23 arasında ben yine paragrafla ilgili bir soru bekliyorum. Anlatım biçimlerinden bir soru. Yazım 2, noktalama 2, ses 1. Ben bu sene bekliyorum. Sözcük türlerinden bir ya da iki soru bekliyorum. Cümle öğelerinden yine bir soru. Eklerden arkadaşlar yani sözcüğün yapısından kök ve eklerden de bir soru. Karma dil biksi dediğimiz dil biksinin tüm konularını kapsayan sorulardan yine bir soru. Fiide çatı iki yıldır sorulmuyor. Ama dediğim gibi sorulma ihtimali var. Oradan da bir soru gelme ihtimali düşük de olsa var arkadaşlar. Şimdi burada ortalamamız var bizim. 2014'te TYT Türkçe ortalaması 2019'da pardon, 2019'da TYT Türkçe ortalaması 14.67 yani 40 sorudan 14.67. 2020'de 14-22 hani öğrenciler çok şey yaptılar. Hocam çok zordu çok zordu ama yarım puanlık bile bir düşüş yok görüldüğü üzere. Yarım puanlık bile bir düşüş yok. Yapmanız gereken özellikle paragraf çözmek arkadaşlar. Siz eğer 30 netin üstüne çıkmıyorsanız çıkmak istiyorsanız oturup e, paragraf soruları çözeceğiz. Ve ne yapacağız arkadaşlar? 30 netin üstüne çıkacağız. Görüldüğü gibi Türkiye'de ortalama çok düşük arkadaşlar. 2019'da 14-67. 2020'de 14.22 zaten ne yazık ki son 10 yılda en yüksek ortalama 16-17 civarı arkadaşlar. Siz 30 netin üstüne çıkarsanız yani ortalamanın üstüne ne kadar çıkarsanız getireceği puan da net de o kadar artacak arkadaşlar. Evet iyi çalışmalar. TYT'de özellikle paragrafı dikkat ediyoruz. Tarık Hoca'nın kanalına abone oluyorsunuz, bildirim zillerini açıyorsunuz ve diğer videolarda görüşüyoruz arkadaşlar. İyi dersler.